Evet, abiler. Bu mektuptan önce bir iki konuya değineceğim ama mektubun girişinde benim de önceden beri dikkatimden kaçan mesele, ben hep bunu zikrederken harama nazar diye zikrediyordum. Ama mektup haram nazar diye. Arasında fark var. Harama nazar dersem benim baktığım karşıdaki materyalin haram olması lazım. Haram nazar dersem benim bakışımda bir haramlık olması lazım. Mesela Salih'in Ali'ye bakmasında bunda bir sıkıntı yok. Ama böyle haset ve fesat bir şekilde baksa işte bu haram nazar oluyor. Evet, bugün ana konumuz Taife-i Nisa. Yani Nisa bayanlar taifesinde haram bakma ana konumuz olacaktır ama konu sadece o darlıkta değil. Daha geniş perspektifte bir kişi haset niyetiyle birisine baksa bu da ne olur? Haram nazar olmuş olur. Bu ince meseleler bu cihette oldukça önemli. Şimdi bir hadisin manasında veriyor. Ahirette harama girdiğimiz bütün azalarımız orada böyle bir tecessüm edecek, cisim haline gelecek. Belki müşahhas kendisince bir şekil oluşturup her birisi Allah'ın emriyle ve izniyle ben bu günahı işledim, ben bu günahı işledim diye ortaya çıkacak, konuşacak. Dil diyecek ki ben şurada gıybet ettim, burada gıybet ettim ki Türk toplumunun en büyük ahlaklarından biri olan günde 712 kez gıybet etme varken herhalde dilden diğerlerine sıra geçmeyebilir. Gözler başlayacak, ben bakmamam gereken şekilde şuralara bakışlarda bulundum diye. Kulak başlayacak, o Kur'an'ın bana yol gösterecek, hayatımı tenevvür edecek, münevver kılacak beyanı dururken kulağımız sürekli şu fuzuli ve malayani seslerle doldurdum. Eller başlayacak, yanlış yerlere dokundum. Ayaklar başlayacak, yanlış yerlere gittim diye. Vücudumuzda ne kadar aza varsa her biri bizim hakkımızda şikayetçi olacak. Hatta biz susturmaya çalışacağız o hadisin manasına göre. Ya ne yapıyorsunuz işte beraber falan. Onlar da hayır ben Rabbimin emriyle konuşuyorum diye bizi satmaya devam edecekler. Yani burada güzel anlaşıyor gibi gözüküyoruz. Ama bence aranızı iyi tutun. Üzerinizde ciddi ispiyoncular taşıyorsunuz. Kaşınız gözünüz. Fazla bunlara güvenmeyin yanlış işler yaparken. Bunlar ahirette bizi satıp ilk ispiyonlayacak insanlar. Ve bunlar en yakın dostumdan daha fazla şeyler biliyorlar benim hakkımda. Bilginiz olsun. Ben bugün bizi ispitleyecek olan uzuvlardan gözden başlamak istedim. Şöyle bir metaforla başlayalım. Güneş yarı nuranidir. Bu ne demek oluyor? Nurani ne demek oluyor? Böyle şeffaf gibi düşünebiliriz değil mi? Nurani bir şey olduğunda. Mesela kesif bir şey olsa ben tutup bu telefonun kendi zatı itibariyle kesif mi Sinan? Tabii. Ben bu telefonu buradan bu hareket yapsam sana zarar veremem değil mi? Ancak atıp senin kafana değdirmem icap eder. Ama mesela bunu şuradaki GoPro'ya bağlasam sinyal itibariyle latif yani nurani mi? Ben buradan dokunuşla oraya tesir edebilir miyim? Edebilirim. Güneş de yarı nurani. Ne demek oluyor yarı nurani ve tam nurani? Kesifi anladınız mı? Sert bir şey. Buradan oraya karşıya bir tesiri var mı Ömer? Tesiri yok. Mesela ben aynaya bir tane taş tuttum. Aynada taş gibi sertleşir mi taşı görünce? Hayır, kendi özelliği neyse onu gösterir. Çünkü taş kesiftir. Ama 150 milyon kilometre uzaklıktaki bir güneşe şöyle bir ayna tutsam şimşek. Güneşin belli başlı özelliklerini yansıtır mı? Yansıtır. Mesela ısısını yansıtır. Ben o aynayı güneşten aldığım ışığı şöyle yansıtsam şurada bir dalı yakabilirim. Hatta güneşin gözlemini sağlayan çok büyük mercekler var, teleskoplar var. Onlarda çok fazla mercek vardı. Geçen bir videoda o merceklerin birkaçının çıkarılmışını gördüm. Yaprağı koydukları an yakıyor. Gözünü ne yapar sen düşün orada. İfade edebiliyor muyum? Demek ki o aynayı tuttuğumda güneşin ısısını ve ışığını değil mi? Ben onunla karanlık bir yere tutsam ne olur? Orayı da aydınlatır. Hatta filmlerde görmüşsünüzdür, bizde de var. Sinan adı neydi onun? Reflektör. Şöyle açıyorsunuz metal renginde plastik bir şey. Güneşten alınan ışığı adam ters ışıkta kaldıysa adama atıyorum ki ters ışığı bozulsun. Yüzünde gölgelik bir yer kalmasın diye reflektörle adama tutuyorum. Demek ki bırak aynayı bir reflektör dahi güneşin belli başlı özelliklerini yansıtabiliyor mu? Yansıtabiliyor. Güneşten çıkan parçalara yani şu ağlara biz foton diyoruz. Bir aynaya yansısa kendinin bir nevi özelliğini o aynaya verir mi? Verir. Peki siz aynada güneşi görebilir misiniz? Görebilirsiniz. Görebildiğinizden dolayı yarı nurani. Göremeseydiniz tam nurani olacaktı. Ruhumu aynaya yansıtsam görür müsün? O zaman Alper abi tam nurani. Tamam mı? Biraz oldu mu yarı nurani nurani? Oldu değil mi? Kesifi anladık Salih Baba. Atsam kafanı yararım ama buradan tesir edemem. Yani ben Mehmet olarak, cisim olarak kesif miyim? Kesif. Ruh olarak? Latif. Latifim ama? Nurani. Nuraniyim. Peki güneş nurani mi? Yarı nurani. Yarı nurani. Neden? Görebiliyoruz. Aynada evet. Aynada timsali var. Karışıyor mu? Konu çok önemli bir yere gidecek. Bu arada konum neydi? Ana cümlemi söyle. Haram nazar nisyan. Ömer cümleyi bir daha söyle. Haram nazar nisyan. Bir aynaya yansısa kendisinin bir nevi özelliğini o ayna alır mıydı? Alır. Isı verir. Aydınlık verir. Aynadaki güneş, güneşin ne aynısıdır ne de gayrısıdır. Güneş değildir ama değil de değildir. Kapasitesine göre bir güneştir. Bu çok önemli.
önemli ya. Tam anladın mı Sinan? O ayna ne aslında? Kendi kapasitesine göre bir güneş mi? Güneş. Bir tane kitap verir misin bana? Sizce buradaki kitap, bu eser kendi kapasitesine göre bir güneş midir? Bence güneştir. Donmuş güneş gibi. Bunu metafor yapıyorum ha. Lütfen aynıyla almayın yani. Burada benzetme olarak yapıyorum. Bu kendi kapasitesine göre bir güneştir şu sebepten. Bunu yaktığımızda güneşle aynı özellikteki şualar çıkıyor buradan da. Aynı renk şualar çıkıyor. Benzer bir enerji çıkıyor. Öyle değil mi? O zaman yani şöyle baktığımızda hani benzetip aklımıza yaklaştıralım diye. Sanki bir nevi donmuş güneş denebilir buna. Mesela bir tane gidiyorsun, koca bir çınar ağacı buluyorsun. Kaç ton? 10 ton. Yaktım. Kaç kilo kaldı kül? 10 kilo. Öyle değil mi? 10 ton ağaçtan 10 kilo kül ancak kalır. Peki nereye gitti onca ağaç? Enerji olarak havaya gitti. Peki ne gibi gitti? Yanan ışığına ve enerji çeşidine baktığında güneşinkine çok benziyor. O zaman böyle benzetip aklımıza yaklaştırmak için bir ağaca da desek ki ya bu da bir nevi kendi kapasitesine ve istidadına göre donmuş güneştir desek. Biraz benzetmiş olur muyuz Sinan? Olur değil mi? Mesela şu kitaba donmuş bir güneş parçası benzetmesini yapsak az önce konuştuk olur sanki. Yakınca çıkan renk kendisine benziyor ve içinden benzer bir enerji çıkıyor. 10 ton ağaç yakıyorsun 10 kilo kül kalıyor. O donmuş olan enerji kimin kaynak olarak tuttuğu enerjidir acaba? Ağacın kaynak olarak tuttuğu enerjisidir. Şimdi buraya kadar tamamsa yeni bir alana geçiyorum. Biraz parçalayacağım bugün. Birinci alanda koyuncu. Güneşin ne olduğunu söyledik. Yarı nurani olduğunu söyledik. Yani bir aynaya yansısa. Aynaya bir nevi güneş özelliklerini verir mi? Verir. Peki aynadan baksan görür müsün? Evet. Var mı buraya kadar problem? Güneş yani yarı nuranidir. Peki benim ruhum Furkan? Tam nurani. Benim ruhum tam nurani. Ruh ise kesif miydi? Neydi? Nurani. Tam nurani. Doğru mu? Aynaya tutsam gösterir mi? Kesper değilsen göstermez. Ondan çıkan parçaya, şimdi güneşten parça çıkıyor mu? Çıkıyor. Ne dedik çıkan parçaya? Foton dedik. Şimdi yarı nurani güneşten parça çıkar da tam nurani ruhtan parça çıkmaz mı? Çıkar. Ondan çıkan parçaya 3 tane farklı ismi var. İstediğinizi diyebilirsiniz. Timsali suret diyebilirsiniz. Suretin bir timsali yani yansıması. Bu aslında gerçek olarak şey demek. Dadaşa baktım onun tamamından yansıma demek. Timsali suret. Ruhtan çıkan parça. Timsali suret diyebilirsiniz. Tılsım diyebilirsiniz. Şey şu Marvel'in filmi vardı ya. Doctor Strange. Hastanede ölürken kendi bedeninden ayrılıyor. Hatırlıyor musunuz o sahneyi? Böyle doktora söylüyor şöyle yap böyle yap beni öyle tedavi et diyor. O bedeninden ayrılan parçaya ne deniyor? Astral vücut. O da aynı şey. Anladın mı? Güneşin bir parçacığı var mı? Var. Buna ne dedik? Foton dedik. Yarı nurani güneşin parçacığı varsa, tam nurani olan ruhunda bir parçacığı var mıdır? Var. Buna timsali suret diyebilirsiniz, tılsım diyebilirsiniz veyahut astral vücut diyebilirsiniz. Değil mi? Yani bu astral vücut derken bu bizim terminolojimiz değil ha. Hani kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Astral vücut. Abi ya ruhun nasıl bir etkisi var? İşte filmdeki astral vücut gibi yani. Kağıdı yaksan dumanı ortama tesir eder mi? Eder değil mi? İki kağıt yaksam eder. Şu kitabı komple yaksam, kütüphaneyi yaksam odada durmaz hale gelir misiniz? Gelirsiniz. Ne olur peki o yanma işi? Yarı nurani mi? Evet. Güneşin özelliklerine sahip. Ateş ne oldu? Yarı nurani oldu ve onun çıkardığı duman bu odaya dolduğunda biz bu odada duramaz bir hale gelebiliriz. Peki ruhtan çıkan dalgalar da ruhsuz olmadığından o ortama tesir eder mi? Eder. Güneşten çıkan parça güneşe benziyor mu? Peki ruhtan çıkan parça ruha benzer mi? Benzer mutlaka. Herkesin bu şekilde bir halet ruhiyesine, herkesin ruhunun bu şekilde etrafa yaydığı parçacıklar var mı? Parçacık derken böyle elle tutulur bir şey gibi düşünmeyin ha. Hani böyle ya elektriklendim falan derler ya adam, cinlendim falan der. Herkesin ruhunun bir tesiri var yani, doğru mu? Etrafa yansıttığı bir tesiri var. Peki herkesin bu şekilde halet ruhiyesini ortaya koyduğu tüzel kişiliğe de şahs-ı manevi denir mi? Denir. Senin ruhundan bir tesir geldi koyuncu, benden de. Cio'dan geldi, Hüseyin'den geldi. Bu ortada bir karıştı ama gerçekten böyle tesir etti yani ortama. Peki bu tesir eden o ortadaki havuzun tüzel kişiliğine ne diyelim Ömer? Şahsı manevi. Peki ortamdaki bazen kişiler o ortamdan neden elektrik alamaz veya o ortama neden elektrik veremez? Çünkü bizlerin oluşturduğu o şahsı manevi o kişiyi ortamda istemez. Hatta belki bazen tokatlar. Şahsı manevi ne anladın mı? Nasıl nurdan çıkan nurani ise ruhtan çıkan da ruhani. Ortada birleştiği havuz oluşturan tüzel kişilik şahsı manevi. İçeri biri geldi, elektriği uyuşmadı. Ne oldu? Şahsı manevi kabul etmedi. Bunun iki ihtimali var. Ya ortam çok bozuktur, adam çok iyidir o yüzden kabul etmemiştir. Ya ortam çok iyidir, adam çok bozuktur o yüzden kabul etmemiştir. Bediüzzaman diyor ki, nasıl maddi hava fena ise
fena tesir ediyor. Mesela Alper abi, senle Elvanlı'ya gitmiştik hatırlıyor musun? Böyle sıcaktı biraz ama güneşli güzel bir gündü. Biz akşam gittik ama gün güzeldi yani. Çiçekler, böcekler. Gittik, akarsuyun dibinde çok keyif aldık. Bir yaz günüydü. Peki karkış kıyamette gitsek, hava kapalı, bulutlu. Belki gitmek bile istemezdik. Bulutların kapanmasıyla, ya içim sıkıldı abi, bu kapalı havada dışarı mı çıkılır? Filmlerin vazgeçilmez repliğidir yani. Güneşli havada dışarı çıkılır, kapalı havada dışarı çıkılmaz. Demek maddi hava fena ise nasıl tesir ediyor? Fena tesir ediyor. Öyle değil mi? Manevi havada bozulsa herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir. Ortamın manevi havası bozuldu. Bizim tam nurani olan ruhumuz ortaya yine bir şeyler üretmeye devam ediyor mu Sinan? Ediyor. Peki o ortaya üretilen sürekli belki menfiyse, senden geldi menfi, ondan geldi başka bir dert, Sedef'ten geldi bir menfi. Yine ortamın şahsı manevisinde birikti mi? Birikti. İşte ondan sonra herkesin istidadına göre, ne demek bu? Onu anlayabilme algısına, kabiliyetine göre herkese bir sarsıntı verir. Bu yüzden ruhu bedeninden daha kemale uğraşmış insanlar. Bugün Suriye'de bir kardeşimizin başına zulüm nevinden bir iş gelecek olsa bir ay önceden uykusuz kalırlar. Onun tesirini hissederler. Anladın mı Sinan? Bir bakarsın o adam 3 gün öncesinden yatağından kalkmış uyuyamıyor. Belki kendi de isimlendiremez. Sadece o sıkıntının rengini tanır, derdini tanır. 3 gün sonra bir haber alır, demek sebebin buymuş der. Neye göre? Ruhunun istidadına göre manevi havayı da hisseder. Mesela ben hayal alemde çok arkadaş biliyorum ki çok kalabalık zamanlarda, kalabalık alışveriş merkezlerine gittiğinde, buraya geldiğinde kendini 3 saatte toparlayamıyor. Bir bakıyoruz böyle kafası dağılmış halde. Neden? Çünkü bulunduğunuz alışverişte haram nevinden ne kadar şey varsa, özellikle nurani olan, yani haram nazarı sağlayan insanlar, anlıyor musunuz? Bir açıklık, seçiklik. Ne kadar varsa, nasıl güneşin ışığı, nuru nuranidir, onların ruhu da ruhani olup size aynı şekilde bir parçacık tesiri gibi bir etkide bulunuyor. Ve sizin ruhunuz onları etraftan toparlıyor, kendi tenceresinde pişiriyor ve oranın maneviyatının olumsuz tesiri size de bu şekilde sirayet ediyor. Aynı böyle parçacıkta atış gibi. Tam ifade edebildim mi? Bir problem var mı? Güneşten çıkan güneş oluyorsa ruhtan çıkan nasıl ruhsuz olur? Doğru mu? Aynı cümleleri eden iki adamdan birisi tesir ederken öteki edemez. Neden? Aynı cümleleri ediyorlar. Bir tanesi karşısındakine samimiyetsiz, sadece iş gereği ettiğinden ruhundan o tesir çıkmıyor. Bu arada tesir çıkıp çıkmamasından ziyade tesiri yaratan Allah. Orası önemli. Öteki samimi böyle. Ya arkadaş, ben bu iman hakikatleriyle kurtuldum, bu adam da kurtulmalı diye o samimiyetle anlatmaya çalıştığından ruhundan aynı samimiyet karşıya sirayet ediyor. Bu yüzden Mevlana Hazretleri diyor ki, söz nerenizden çıkarsa oraya girer diyor. Benim ağzımdan çıkarsa senin kulağından girer çıkar. Kalbimden çıkarsa kalbine girer çıkar. Sebebi tam olarak bu. Cümleyi tekrar edeyim. Söz nerenizden çıkarsa karşıdaki oraya girer diyor. Sebebi bu. Benim ruhumun parça tesirli bir etkisi var. Sıkıntı var mı abi? Net anlaşılıyor değil mi? Nurani olan ruhumun tesirini anlatıyorum. Çünkü nurani ruh karşı ruhta makes bulur. Ne demek? Makes bulmak? Yansır. Şimdi ben şurada şu ışığı açtığımda elde bir ışık, fazla ışık gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Ne oldu elime? Makes buldu. Yani elim bunun yansıma yeri oldu. Aynı şekilde ruhumda da yoğunlaşmış bir şey olduğu anda karşıda ne bulur? Makes bulur. Nazarın Türkçesi ne demektir? Bakış, bakmak demek. Peki günümüz dilinde konuşalım, nazar etme derler yani karşıdakine zarar verme manasında. O ne oluyor? Senin ruhunda oluşan biyoenerjiyi şat diye karşı tarafa dokundurman oluyor. O da yine nurani ya, o da öyle tesir ediyor. Yoksa bir fizik laboratuvarına geçsen, ya şu nazarı inceleyelim desen eline bir şey geçmez yani. Kimya laboratuvarına geçsen gene olmaz. Neden? Çünkü nurani. Parçacıkları onlar da nurani. Tam oluyor mu? Hani bazen aynı anda böyle iki kişi birbirine döner. Hiç yaşadınız mı metroda falan? Sanki böyle ruhlar şey demiş, bak dönüyoruz 3, 2, 1 ayrı falan diye. İşte orada da evet ruhlar diyor. Anladın mı? Çünkü nurani. Zaman mekan yok ya. Birbirlerini senin bedeninden önce görüyorlar. Ve ince bir şey hissediyorlar yani. Ve onda bir dönüyorsun, aa adam da bana bakıyor falan. Hani olur lan, bu adam bana mı bakıyor? Oldu mu hiç abi sizde? Adam arkanda ama ha. Ya bana mı bakıyor? Bir dönüyorsun adam bakıyor. Adam bakmış, ruhun da içinden bir dönsene şuna demiş. Sen de oluyor mu? Oluyor değil mi abi? Demek bu tesiri bu yani. Bizim ruhumuzun karşıya bir sirayeti mevcut. Bir makes bulması mevcut. Var mı buraya kadar problem? Konum neydi Mahsum? Ana cümlemi söyle. Haram nazar, isyan. Evet, buna geleceğim. Şimdi Nur suresinin 30. ayetini acaba daha iyi anlayabildik mi? Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır,
Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Gözlerini niye korusunlar, anladın mı? Sen gittiğinde, belki açık seçikliğin bol olduğu bir yere gittiğinde, sen her nazar ettiğin şeyin sureti timsalini de alabiliyorsun. Bir açıklığa, haram nevinden bir şeye, bu çok affedersiniz tuvaletteki pisliğe bakmak da uygun değil biliyorsunuz. Siz onun sureti timsalinin bir tesirini kendinizde alıyorsunuz. Bir açıklığa bakıyorsun ya da nazar ettiğin şey haram. Az önce dedik yani sadece konu taife-i nisa değil ama o nevi de tutsak bizim gibi genç yaşların daha çok işine gelir. Sen böyle bir şey olmaz diye bir bakıyorsun, ediyorsun falan ama karşıdakinin sureti timsali yani tılsımı içinde ne varsa aynıyla senin içinde birikiyor. O birikiyor, öteki birikiyor, öteki birikiyor. Devamı daha üzücü sahnelere çıkıyor. Yani bunun ruha bakan o karartıcı yanı çok kötü. Mesela gençler içerisinde birazcık dikkatiniz olsun, birazcık. 3 gün, 4 gün, 5 gün, 10 gün, 20 gün üst üste dikkat dağınık, kafasını derleyemiyor halde gör Alper abi. %50'den büyük ihtimalle mastürbasyon yapıyordur. Ve mastürbasyonda gördüğü hayali ne kadar şey varsa hem onun şuur altı muktesebatını kirletiyor hem de ruhani olarak onların yaşadığı menfi tesiri de kendi iç dünyasına alıyor. Yani çok acınası, üzücü durumlarda olan bir şey var ortada. Neye acırız biz? Ahiret evinde değil mi? Olumsuz bir adım atan. Üstad ne diyor? Mezarı müteharrik mi diyordu? Onlar bir ölü hükmünde diyor değil mi? Sen resmen yani ölüye baktığında acıma değil, şehvani bir duygu geliyorsa ruhun ölmüş diyor yani. Çok üzücü bir şey. Şimdi anladın mı yani? Belki o bakış geçerken herkesin gözüne çarpar. Ama bir tanesi hem kafayı hızlıca çevirip ona merhamet eder. Ya keşke ahiretini düşünse der. Öteki iştahlı bir şekilde o nazara devam eder. Hem onun ruhunun kesi onda birikir. Çok ayrıntıya tabii ki de girmiyorum ama çok üzücü bir şey yani. Çok kötü durumdaki bir şeyin ruhu sana sirayet ediyor. Yani sen ona böyle bir hayvan gibi bakıp iştahlanmaya çalışıyorsun ama onun ruhundaki kötü şey sende makes buluyor. Bir daha yapıyorsun. Maalesef fazla denk geliyorum. O kardeşlerimizle de muhabbet ediyorum. Özellikle genç bir kardeş böyle biraz da zehir gibi ise dikkati yerlerde geziyorsa mutlaka haftada birkaç kez bu işi yaptığına denk geliyorum yani. Kardeş de bir süre sonra derdini anlatıyor abi nasıl kurtulacağım bu işten diye. O yüzden o şekilde denk geliyorum. Ama ya ben bunu ölsem yapmayacağım deyip böyle eliyle yumruğu masaya vuran belki 10 dakika belki 1 saat dişini sıkıp sabreden birisi varsa sabır bittikten sonra Allah'ın hiç kimsenin vermediği ruhi lezzeti o adama verdiğine de 1000 kez şahit oldum yani. Sabır çölde yetişen kendi zehirli bitkisi çok acı bir meyvenin adıdır sabır. O yüzden başta çok acı sıkıntılıdır ama sonra şifası büyük. Niye? Birçok zehri de söker o sabır meyvesi. Sabretse dese ki ya Rab ya sen beni görüyorsun ya. Babam odada olsa böyle bir şey yapabilir miyim? Erkek kardeşin odada olsa böyle bir şey yapabilir miyim? Affedersiniz bir kız kardeşin odada olsa böyle bir şey yapabilir miyim? Maalesef evlilerde de olduğu için çocuğun odada olsa böyle bir iş yapabilir miyim? Hayır asla ruhumu bu vahşete sürükleyemem. Ama sen beni görüyorsun dese bir sabretse devamında alacağı lezzet parayla anlamayacak bir lezzet olur yani. İnanın bana biraz konu oturuyor mu? Yani bir insan ruhunu bu kadar paramparça edeceğini bilse bence bu işe girişemez diye düşünüyorum yani. Mesela bir film vardı. X-Men'de oynayan Profesör X'in oynadığı film var ya 16-17 karakter oluyor. Şizofreni yani yüksek bir şizofreni. Yani bir kişi ruhunu bu şekilde defalarca parçalıyor. Burada Salih'i görüyor gülüyor. Salih baba nasılsın diye. 2 saat sonra bir adamı görüyor, salak bir hale düşüyor. 2 saat sonra efkarlı bir hale düşüyor, bipolar gibi. Neden? Ruhunda tevhid kalmıyor, paramparça. Ve en temel, en kallavi sebebi, özellikle bu asıra bakan en kallavi sebebi haram nazar. Başka bir şey değil yani. TV var, açıyor rahatça izliyor. İşte nur altı muktesebatı doluyor. Şeytanın bir fiili var mıdır? Şu kitabı şöyle yapabilir mi şeytan? Hayır. Üstad ne diyor? Şeytanın fiili Adem'dir diyor. Demek ki illüzyon gösterileriyle seni coşturmaya çalışacak. Peki şeytan sana vesvese ve desise kuracağı zamanlarda sence hangi görüntüleri kullanıyor? Senin şuur altı muktesebatındaki. O yüzden bir adam vesvesen var deyip geliyor ya. Maalesef o kişide de mesuliyet var. Çünkü sen zihnini bu gereksiz ve olumsuz şeylerle bilmediğin şeylerin peşine böyle gereksiz şekilde düşe düşe dolduruyorsun. Bir anlık belki 5-10 dakikalık bir lezzet için o şuur altını heba edip kalbini paramparça ediyorsun. Ondan sonra bu huzur beni neden terk etti diyorsun. Bence mantık bunu reddediyor diye düşünüyorum. Yani 5-10 dakikalık suyu istimal ile geçici bir lezzet. Senin belki aylarca kendini toparlamana, ruhen tevhidi yakalamana, oturduğun yerde bile tefekkür edip huzuru bulmana komple engel olacaktır. Yani mantığa aykırı bir şey. Yeni bir parta geçiyorum. Derler ki cinayet savcıları her gün onca ilginç vaka göre göre bulunduğu ortamdaki herkese katil adayı gözüyle bakarmış. Zaten bunu yapmasa iyi bir cinayet savcısı olamaz değil mi? Tecrübeli bir savcı. Erkeklerde de şöyle bir durum oluşuyor maalesef. Gün boyu o kadar dikkatli gözlerle bakmaması gereken şekilde haram nazar ediyorlar ki televizyonda, gazetede,
dükkanların önünden geçerken değil mi? Bir dükkan müşterinin olmadığı saatte ben de bugün ilmen kendime vakit ayırayım diyor mu? Maalesef diyen sayısı bir. En son tüm görüntüler şuuraltı muktesebatına toplanıyor ve zihninde canlandırdığı hayali şeyi istiyor. Alper abi burası çok ilginç. Zihninde canlandırdığı şey görüntülerin de ötesinde. Anladın mı? Bir Voltron oluşturuyor zihninde. Ondan sonra eve geliyor. İki cihanı paylaşacağı ama elinin altında olan refikasını görüyor, hanımını görüyor. Bu tuz niye? Hayırdır bu koltuk diye onu kırıyor. Neden? Çünkü hayalindekiyle eşini kıyasladığında çok muhal. Aradaki fark çok fazla. Ne derler? Güzel iki şeyi kıyaslama, birinin değeri düşer derler ya. O da zihninde oluşturduğu hayali bir şeyi eşiyle kıyaslıyor. Ve işin ilginç ve saçma yanı, bu kıyası yapmasa eşi hem dünya hem ahiret cihetiyle o kadar lezzetli bir hayat arkadaşı olacak ki tahmin bile edilemez. Biz şimdi şehirde büyümüş biri olarak köydeki birçok şeye razı gelir miyiz? Gelmeyiz. Açıkça soruyorum size, delikanlıca söyleyin. Gökdelenlerin içinde büyümüş bir adam gecekonduya razı gelir mi? Gelmez. Her gün Porsche'lar, Ferrari'lere binen bir adam bozuk bir arabaya, çok eski model 1900'lü yıllara bir Hacı Murat'a razı gelir mi? Gelmez. Peki dün üçer üçer, beşer beşer çikolata yiyen nefisler bugün bir tane çikolataya sadece bakmaya razı gelir mi? Gelmiyor değil mi? Nefis şöyle de olsa böyle de olsa sordu değil mi? Dün üçer üçer çikolata yemiştik, bugün bu bir çikolata neyin nesi? Sordu mu sormadı mı? Ya acaba ders sonunda bir sürprizle yine bir çikolata çıkar mı? Ders başında bir sürprizle bir çikolata çıkar mı? Seni sormadıysa seni sormuştur. Çünkü dün üçer üçer, beşer beşer çikolata yedik. Bugün burada kaç tane adam var, ortada bir tane çikolata var. İstese de herkes yemeyecek, sadece belki hayali olacak. Nefis buna razı gelmiyor. Demek ki nefsi gereksiz şeylerle doldurduğunda, özellikle harama nazar cihetinde gereksiz şeylerle doldurduğunda kendine de zulmediyorsun. Bir adam kokain nedir bilmezse kokaini canı çekmez. O yüzden lise ve üniversitelerdeki bir hastalık olan gereksiz saçma salak bilgileri bilmeyi entelektüel nazarıyla bakıyorlar ya, kendi ruhlarına da ayrı zarar veriyorlar. İfade edebiliyor muyum demek istediğimi? Yunus anlatabildim mi? Bir insan kokain ne bilmese kokain de canı çekmez. Biz gözümüze değen yanlış bir görüntüye karşı hemen geçmemiz gerekirken... Ya ben bugün bir video gördüm Alper abi. Ondan sonra dedim. Şimdi video şu abi. Tabii ben ben denk geldim bak söyleyeyim. Şöyle izledim. Abi bir tane dövüşçü bir adam. Müslüman. Sakalı falan da var. Takkesi bile var hatta. Madalya almaya çıkıyor. Madalyayı da açık bir tane abla veriyor. O açık abla Müslüman önünden geçiyor. Müslüman takkesini örtüyor. Bakmıyor yani. Ciddi bir şey insanların içerisinde değil mi bu duruşu sergileyebilmek? Takkesini örtüyor öyle alıyor Müslümanı. Bunu izleyen arkadaş kimse de o Müslümanın ona bakmaması hoşuna gitmiş. Videoyu herkese atmış. Instagram'larda herkes... Aa ne güzel bakmamışlar ki ya bak. Dünya çok garip ya. Üstad şimdi münazaratta diyor ya bazen insan iyilik niyetiyle fenalık eder diyor. Bildiniz mi orayı? Şey diyor ya nur fesatın eline geçse nar olur diyor ya. Ya değil mi? Olay anı bir nur belki ama fesat yanlış adamın eline geçiyor nar oluyor yani. Nar ne demek? Ateş. Böyle ilginç durumlar. Mektubu okuyalım mı? Bismillah Sübhanehu. Kastamonu 133. İkinci adam ve meselesi. Risale-i Nur talebelerinden bir genç hafız. Pek çok adamların dedikleri gibi dedi. Kim diyen? Gencecik bir hafız. Kur'an'ı hıfz etmiş ama taklaya geldiği olay ne yani? Buyur. Bende unutkanlık hastalığı tezayüt ediyor. Sinan tezayüt? Fazlalaşıyor. Heh fazlalaşıyor, ziyadeleşiyor. Üstada bunu kim söylüyor? Hafız. İlginç. Devam. Bende unutkanlık hastalığı tezayüt ediyor. Ne yapayım? Unutkanlık artmış gitgide. Diyoruz ya harama bakıyorsundur. Konduramıyor ondan sonra kendine. Ama yani büyük sebep o olma ihtimali var yani. Mesela o gazetelerde sürekli çıkan gereksiz magazinler, yalan haberler, şunlar bunlar. Onlar da haram olmaz mı? O da olur yani işte temizle şu zihnini ya. Dikkatini, konsantreni topla. Neye? Ahirete. Kendine bir serlevha yap. De ki acaba kabrime ne faydası var? Büyütme etrafındaki olayları. Panik yapma yani. Başına en kötü ne gelir? Ölüm gelir. O da aradığın bir vezvize olur. Daha üstü var. Diriltip bir daha öldürebilir mi? Yok, sakin. Nazarını ve dikkatini dağıtma. Sakin. Değil mi şampiyon? Sakin. Devam. Ben de dedim, mümkün oldukça namahreme nazar etme. Çünkü rivayet var. İmam-ı Şafii'nin dediği gibi haram nazar nisyan verir. Sürekli harama bakıyorsun. Bunun neden nisyan verdiğinin bir sebebini az önce konuştuk. Doğru mu? Sen onların da ruhlarından birer hissedar oluyorsun. Ve bu senin ruhunun birliğini bozuyor, aklını bulandırıyor, şeytan seninle uğraşıyor. E sen şuraya yeni bilgi koymuşsun. Şeytan gelip şuuraltı muktesebatında başka görüntüler koyduğunda tabii ki o bilgiyi hızlıca unutacaksın. O bilgi dağılacak. Bu işin birinci kısmı. İkinci kısmı, Bediüzzaman diyor ki fıtrat yalan söylemez diyor. Biz fıtratımıza zarar verip fıtratımızı bozdukça bu hallere düşüyoruz. Onun haricinde
hadiste diyor ki herkes fıtrat üzere yaratılmıştır diyor. Yani bir kişi yaratılış fıtratını bozmasa Kur'an'da geçen İbrahim Aleyhisselam'ın örneği gibi her şeye bakar ve bunlar benim Rabbim olamaz deyip bir tevhid inancına vasıl olabilir yani. Nasıl hesap makinesinin fıtratında 3 artı 5, 7 artı 8 falan bunlar var mı? Senin fıtratında da aslında tevhidi bulma var. Zarar vermediğin müddetçe. Şimdi fıtratın sürekli cennete müteallik, cennete müştak şeylere doğru çalışırken böyle, zihninde ona göre çalışırken, mesela evinde sana namahrem değil de mahrem olan bir şeyde hafıza kayıp yaşamıyor değil mi? Ama baktığında dışarıda haram olan bir şeyde hafıza kayıp yaşıyor yani. Bu da aslında değil mi garip bir olay yani. Neden helal olduğunda olmuyor da haram olduğunda oluyor? Senin fıtratın helallere çok uygun. Helal olduğunda fıtratın normal seyrinde çalışırken, haram bir şey o çalışan çarkların sistemine girdiğinde aslında sen hala yarını, öbür günü, bir saat sonrasını yaşamaya hayatın devam edecekken fıtratın bu görüntüyü kabul etmiyor ve fabrika çarkında geriye doğru bir aksaklık oluyor aslında. Anladın mı demek istediğimi? Hani böyle bilgisayarlarda, eski Windows'larda olurdu, hatırlar mısınız? Windows donardı, bir sorun yaşardı Alper abi. 3 gün önceye dönmek ister misiniz? Hatırladınız mı? Ve 3 gün önceye döndüğünde o 3 gün sonra yaptığın bütün yazılımlar, uygulamalar her neyse bunlar zarar görür müydü? Görürdü. Fıtratın da hep böyle ileriye ve doğruya dönmek üzere aslında. Sen yanlış bir görüntü, yanlış bir hatıra eklediğin anda fıtratın aslında bunu kabul etmiyor ve normal çalışma seyrini, zaman içerisindeki çalışma seyrini kırmak istiyor aslında. Bunu bir kez yaptı, bir daha yaptı, bir daha yaptı. Senin her yüklediğin bilgi dosya olarak geçmiş güne döndüğünden, silineceğinden dolayı muazzam bir hafızasızlık yaşıyorsun. Ne kadar biliyor musun Sinan? Şu kadar. Şurada bir şey yapıyorsun. Şurada biri bir fıst diye sesleniyor sadece. Sana bile seslenmiyor. Dönüp bakıp bir daha döndüğünde ne yapıyordum diye unutuyorsun. O kadar yani. Eskiler bu noktalarda o kadar muazzam ve hassaslar ki çok kısa süre içerisinde girdikleri anda bir odaya belki Yasin'i, belki Tebareke'yi değil mi? Ezberleyip hıfzını alıp giriş çıkıyorlar. Bir İhlas suresini ezberle desek belki birkaç gün vermemiz gerekebilir bir insana. Bunun sebebi de gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı hep yanlış kullanmalarımızdan dolayı. Dikkatimizi de kabire dikkat dururken geçici fani şeylere dikkat verdiğinde de aynı zararı görürsün. Onu da anla. Devam. Evet, ehli İslam'da nazarı haram ziyadeleştikçe, yani arttıkça bir İslam fıtratı var sende ve yanlış haram şeylere nazar etmen ne oluyor Ömer? Ziyadeleşiyor, artıyor. Devam. Hevesat-ı nefsaniye heyecana gelip, senin artık şuuraltı muktesebatın bir şeylerle doldu mu? Doldu. Hislerin onları gerçek sandı mı? Sandı. Siz sinema filmi izlediğinizde ağladığınız olmuyor mu? Ama olay gerçek değil. Adın gibi biliyorsun. Mesela babam ve oğlum mu vardı, bir şey vardı. Her izleyen ağlıyor böyle hüngür hüngür. Ama gerçek değil. Niye ağlıyorsun? Kabadayıya gidiyorsun ya da eşkıyaya gidiyorsun. Tam orada işte kendini atıyor, keçeyle konuşuyor falan. Tam orada bir hislerin canlanıyor. Olayın sahte olduğunu biliyorsun ama hissin böyle bir şey işte. Şuur altında ne varsa hemen yem gibi kullanmak istiyor. Balığa yem atıyorsun hemen yiyor ya, hislerin de öyle. Ne verdiğinde hemen yemek istiyor böyle. Heyecana gelir mi? Gelir. Hayali, hakikat telakki eder mi? Eder. Böyle olduğunda vücudunda istimna isteyecek. Ben böyle birkaç vakayla daha denk geldim. Ne yemesine dikkat ediyor? Böyle, affedersin. Böyle böyle yiyor. Ballar pekmezler. Ne gözüne dikkat ediyor, ne kaşına dikkat ediyor. Ve haftada 3 defa, 4 defa sürekli suyu istimalat oluyor. Sürekli vücudunda bir atım oluyor. Baktığında onda da benzer bir dikkat dağınıklığı görüyorsun yani. Anladın mı demek istediğimi? Benim zamanında bir tanıdığım vardı. Çok ilginç gelecek belki ama vücut sağlığı yerinde birisi. 4 ay boyunca bir şey yaşamadı. O kadar dikkat etmişti yani kendisi. 4 ay boyunca Sinan, anladın mı? Yani ve bu nasıl oluyor biliyor musun? Ruhunda ve vücudunda muazzam bir hiffet hissediyorsun. Hafiflik. Neden? Çünkü mücadele etmen gereken saçma bir şey şuur altında yok Alper abi. Doldurmamışsın. Başladığı anda, Sette Zerai dersini hatırla, başladığı anda irade kullanmışsın. Çık buradan. Bak o başladığı anda kullanmıyorsun ya, ondan sonra canavarla mücadele etmen gerekiyor. Kapıdan girdiği anda bir yaratık oluyor adeta. Anladın mı demek istediğimi? Vücut, hisler heyecana geliyor ve kişi haftalarca vücudunu gereksiz bir şekilde israf edercesine kullanıyor. Doğru mudur? Doğrudur. Devam edelim okumaya. Vücudunda sui istimalat ile israfa girer. Evet, burada suyu istimalat dediği, evet burada mastürbasyonu kastediyor değil mi abi? Devam. Haftada birkaç defa gusle mecbur olur. Ondan tıbben kuvve-i hafızasına zaaf gelir. Bu şekilde bir kişi haftada birkaç defa bu vakayı yaşasa, üstad onu gusle mecbur olur diye betimlemiş. İşin sonunda tıbben dahi hafızasına zarar gelir. Neden zarar geleceğini de az önce konuştuğumuz örneklerden çıkarabilirsiniz. Devam edelim. Evet, bu asırda açık saçıklık yüzünden hususan bu memalik harrede... Bir dakika, memalik harre? Çok sıcak olan ülkelerde.
Sıcak olan memleketlerde. Eyvallah. Özellikle nerede bu açık sıcaklık? Mersin'de. Sıcak olan memleketlerde. Vallahi yurt dışında o kadar yer gezdik. Mersin'in onda biri değil. İstanbul'un da özellikle Beşiktaş'ı falan gördük. Binde biri değil. Haram onlarda öz halinde kalmış. O yüzden sırıtmıyor. Bizde özentilik halinde ve özentilik özü geçiyor. O yüzden biz onlardan çok beter durumdayız. Kusura bakmayın. Ve hiç yakışmıyor bize. O kadar tasanlu ve pis sırıtıyor ki yani. İyice çirkinleştiriyor. Haram zaten çirkin. Bizde iyice çirkinleştiriyor. Devam. Hususan bu memaliki harrede o su-i nazardan su-i istimalat umumi bir unutkanlık hastalığını netice vermeye başlıyor. Yani özellikle sıcak memleketlerde herkes bunu çok sıradan gördüğünden umumuna sirayet ediyor. Unutuyor, bugünü unutuyor, unutuyor, dünü unutuyor, unutuyor, yarını unutuyor. En sıkıntısı da en yakın olan kabrini unutuyor. Devam. Herkes cüz'i külli o şekvadadır. Yani şekva şikayettedir. Devam. İşte bu umumi hastalığın tezayüdüyle hakkı tezayüd artması, ziyadeleşmesi. Hadis-i şerifin verdiği müthiş bir haberin tevhili ucunda görünüyor. Bir şey soracağım Hüseyin. Bediüzzaman Said Nursi'ye soruyu soran kimdi? Hafız bir talebesi. Evet, hadisin ferman ettiği gibi. Gökhan. Ahir zamanda hafızların göğsünden Kur'an nezediliyor. Nezedilme, öyle sökülme gibi. Çıkıyor, unutuluyor. Anladın mı sebebini? Ahir zamanda soruyu soran bir hafız. Ve hadis diyor ki hafızların göğsünden Kur'an, yani onun hıfzı, uygulaması, manası, maksadı sökülüp çıkarılıyor diyor hadis. Neden? Harama nazardan. Yani maalesef o kardeşler, bu kardeşler, bizler, onlar hepimiz için ortak bir gayya, ortak bir sıkıntı. Devam. Demek bu hastalık dehşetlenecek. Hıfz-ı Kur'an'a bu su-i nazarla bazılarda set çekilecek. O hadisin tevilini gösterecek. Yani tevilini, yani yorumunu gösterecek. Evet. Gaybı yalnız Allah bilir. Subhaneke la ilme lena illeme ellemtena inneke entel alimul hakim ve ahiri davahümün elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha me salavat.